Arkadaşlar, klaslar dedik ki operasyonları tutar. Ortak operasyonları tutar yani. Dört işlem toplama, çıkarma, silme, bölme operasyonlarını içeriyordu. Klasların bir diğer özelliği de özellik tutması arkadaşlar. Field veya attribute olarak isimlendirilirler. Peki nedir bu? Örneğin bir Hani ne dedik bundan önce? Bir ürün eklemek dedik değil mi? Hani ürün manager, product manager klasında ben ekle, add diye bir operasyon yazabilirim. Peki ekleyeceğim şey ne? Ürün. Bu noktada gelin bu yapıyı beraber inceleyelim. File project diyor. Command line app olacak şekilde ismini de Şöyle ki. Classes c'sini küçük. Classes with attributes diyelim. Yani attribute olan classlar. Şöyle ki geldim buraya. Şöyle geldim. src new class dedim. Class'ımın ismi şöyle product olsun yani ürün klası dikkat edin ürün manager demedim ürün manager ileride konuşacağız bunları katmanlı yapılarda da ürün manager hani şimdiden de doğru isimlendirmeler yapıyorum ki alışın ürün manager adı üstünde bakın manager diyor yönetiyor yani ekle sil güncelle listele bakın öyle şeyler içeriyor ama ürün adı üstünde ben size dersem ki hani bu ürün Burunun özellikleri nedir? Dersiniz ki işte adı laptop'tır. Rengi siyahtır. işte 15 inçtir. Şu kadar ağırlığındadır. Ağırlığı budur. Gibi özellikler verirsiniz. İsmini vesaire, fiyatını bunları verirsiniz. İşte bir klas aynı zamanda özellik, etribüt barındırır arkadaşlar. C şarptan gelen arkadaşlar bunu şey olarak işte yine orada da field ifadesini kullanıyoruz. property'lere benzetebilirler. Tamamen oradan gelen arkadaşları hızlıca bilgilendirmek için. Hızlıca adapte olsunlar diye. Peki arkadaşlar bir ürünün neleri var? Bakın bir ürünün bir kere string name'i var değil mi? Bir ürünün başka nesi var? Bir ürünün string işte açıklaması var. Değil mi? Bir ürünün nesi var? İşte double direkt yazayım. Price. Fiyatı var. Bir ürünün int stock adedi var. Bakın ve bir şey daha eklemek istiyorum. Bir ürünün ID'si var. Peki ID nedir derseniz ID ürünü tanımlayan e, eşsiz değerdir. Örneğin mesela Engin Demiro, Türkiye'de başka Engin Demiro bildiğim kadarıyla yok ama başka Engin Demiro da olabilir. E bizi ayıran ne? TC kimlik numaramız. Yani iki ürünün ismi laptop olabilir ama onları birbirinden ID'leri ayırır gibi. Öyle düşünün. Bakın bu noktada biz ne yaptık? Ürüne ait bilgileri böylece vermiş olduk. Bu noktada tutmuş olduk yani. Bu noktada main java'ya gelelim. Bakın dikkat edin bunlar şey değil. Bunlar bildiğiniz değişkenler. Bunları arkadaşlar attribute veya veya işaret koyayım veya field diyebilirsiniz. İkisi de deniyor. Şimdi ben product'ı kullanmaya çalışayım. Product product eşittir new product. Güzel. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Böyle kullanacaktık zaten. Product nokta dedim. Bakın alanlar geldi. Product nokta name eşittir mesela diyorum. Product nokta name eşittir laptop. Bu noktada ben System nokta out nokta print line diyerek product nokta name'i yazdırmaya çalışırsam, bakın ben onu ona ulaşmış olurum. Bakın laptop. Güzel. Yani kısacası product'ın bilgilerini yazıyoruz. İşte product.id eşittir 1 olsun. Product.description işte eşittir Asus laptop olsun. Product. Nokta, price eşittir işte 5000 lira olsun. Tabi bu double. Şöyle. Product nokta stock amount stock da eşittir 3 tane olsun. Bakın ürünleri böyle yazdık. Diyeceksiniz ki tamam yazdık. Hani bu değerler oluştu. Peki bunun gerçek hayattaki kullanımı ne? Arkadaşlar gerçek hayatta ne oluyor biliyor musunuz? Gerçek hayatta kullanım şu. Size kullanıcıya bir ekran veriyorsunuz. ID'yi siz otomatik arka planda oluşturuyorsunuz. Name için bir tane text box yazıyorsunuz. İşte adı diyerek. Ürünün adı diyorsunuz. Ürünün açıklaması diyorsunuz. Açıklama olsun bu. Ürünün fiyatını yaz diyorsunuz. Ürünün stok adedini gir diyorsunuz. Böyle bir açılır kutuda belki fark etmez. Sonra butona basıyorsunuz. Butona bastığınızda ne oluyor arkadaşlar? Siz butona bastığınızda şu text box'ların ve diğer alanların neyse burada kullanıcının yazdıklarını eşitliyorsunuz. Yani ben burada laptop elle yazdım. Niye biz öğrenmeye çalışıyoruz? Öğreneceksiniz zaten. Ben yani göstereceğim bunları nasıl yapacağınızı sağ tarafı. Ama siz product nokta name eşittir Textbox, text Textbox adı text. Text box adı nokta text. Product nokta description açıklama textbox açıklama nokta description nokta text price nokta text işte tip dönüşümü yapacağız. Amount nokta text gibi alanları vereceğiz. Yani elimizde bir product olacak. Peki bu product'ı kim kullanacak? Bu product'ı başka bir class kullanacak. Hadi gelin onu da yapalım. Bir tane Java class veriyorum. İsmine product manager veriyorum. Bakın geldim. Buraya dedim ki public void add diyorum. Add ekle. Bakın ekleyecek de. Hani ekleyecek ama ne ekleyecek? Parametre vermemiz lazım. Öğrendik bunları. Bakın daha profesyonel artık. Önceden integer gönderiyorduk, string gönderiyorduk. Hayır diyorum. Ben sana bir product göndereceğim. Ve bu product'ı burada Bunları öğreneceksiniz. JDBC kodları yazarak veri tabanına kaydediyor olacağız. Onları bilmiyoruz şimdilik. Amacımız klasları iyice öğrenmek. O yüzden şimdilik ürün eklendi. Ürün eklendi. Artı product nokta örneğin ne? Şöyle bir şey yapayım. Bakın bu bağlamda yeterli. Evet şimdi bu noktada geldiğimiz zaman main java'ya ben ne yapacağım? Ürün var elimde artık. Şimdi onu veri tabanına eklemem lazım. O işleri başka bir klas yapıyor. Product manager. Product manager eşittir new. Product manager. Product manager nokta et. Bakın ne istiyor benden? Product istiyor. E var elimde yukarıda. Product. Yani şu product'ı al, ekle diyorum. Şunu yazmaya gerek yok. Bakalım ne olacak. Önce ürün oluşacak. Sonra product manager'ın edi vasıtasıyla ürün eklendi. Laptop şeklinde yazdık. İşte arkadaşlar klasların en büyük özelliğini bu şekilde iyice öğrenecek bir altyapıya geçtik. Klaslar ilgili operasyonları, ilgili özellikleri tutarlar. Bir klasın içerisinde aynen burada olduğu gibi başka bir klası kullanabiliriz. Veya burada olduğu gibi veya burada olduğu gibi kullanabiliriz. Şimdi size ben hayati bir bilgi vermek istiyorum. Piyasada çok hatalı yapılan bir çalışmadır. Bunu niye neye dayanarak söylüyorum? Ee, şeyi sektörü eleştirmek için değil. Sektörde hakikaten çok çok iyi yazılımlar üretiliyor ve ülke olarak bence kötü değiliz. İyi durumdayız. Hele Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi durumdayız. Malumunuz hani örneğin İngiltere bizden ee, bu bağlamda bir göç alıyor ve istiyor bunu destekliyorlardı. Şimdi e, burada şöyle bir ifadeden bahsetmek istiyorum. Yani ben yıllardan beridir, ortalama 10 yıldır, yaklaşık 10 yıldır gittiğim kurum sayısı 300'den fazla, 400'e yaklaşmış durumda. Ya danışmanlığa gitmişimdir, ya eğitime. Dolayısıyla hani kodlarıyla vesaire karşılaştım. Şimdi burada ürün nesnesi, bakın özellik tutuyor. Şöyle bir şey yapıyor. Hani şurada böyle et falan yazmıştım ya. Pardon yaptım. Şöyle et falan yapmıştım ya. Bunu burada yazmıyor da o tip operasyonları da gidiyor ürünün içinde yazıyor. Şimdi arkadaşlar, yazılım geliştirirken yazılım geliştirmenin prensipleri vardır. SOLID dediğimiz. S harfi der ki Single Responsibility Principle. Türkçesi tek sorumluluk prensibi. Bir klas sadece bir işi yapar. Bir metot sadece bir işi yapar. Bir if bloğu sadece bir işi yapar. Dolayısıyla bu noktada product klası arkadaşlar hem attribute tutup hem de operasyonları içermemeli. Bunları birbirinden ayırabilmeliyiz, ayırmalıyız. İlerleyen zamanlarda bunları ayırmanın ne kadar gerekli olduğunu daha iyi anlayacaksınız kullandıkça. Fakat bana bana güvenin. Bu single responsibility'yi hiçbir zaman elden bırakmayın. Ürün nesnesinde ürün ait özellikler, ürün menajerde ürün, ürünle ilgili operasyonlar. Bu kadar basit. Bu noktada sizinle ilk temel ee, kullanım çalışmasını da bu şekilde e, gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Daha yeni başlıyoruz. Nesnel programlama ile ilgili benim size anlatacağım o kadar çok şey var ki bunun için inanın heyecanlıyım.